Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves ala Resulü Muhammedin ve ala ve ecmaîn. ı Mekke 13. sefir 93. kısım 81. bölüm. Uzletin terki. Uzlet ile sevmeyin çünkü o bilgisizliktir. Allah nerede? Ruhlar nerede? İlahın nuru senden pek yücedir. Celali ile beraber. Onunla oturan lambadır. Hiçbir varlığın nurundan uzlet etmedi onun zatı ise ilişmeye yöneldi. Hakkın nuru ayrık olsaydı varlık zuhur etmez ve sevinçler devam etmezdi. Onun nuru heba nurunda ortaya çıktığında görenler için bedenleri aydınlatır. Allah bizi ve seni desteklesin. Bilmelisin ki uzleti teşvik eden şey ilahi mertebeye kavuşmanın engellerinden korkma veya uzlet ederek ona ulaşmam umududur. Çünkü uzlete giren kişi nefsinin perdesi ve beşeri varlığının karanlığı içindedir. Zatının hakikati ise kendini üzerinde yaratıldığı ilahi surete kavuşmaya sevk eder. Nitekim Rahim de bir dalı olduğu Rahman'a kavuşmayı ister. Kul, alemin Allah ile kendisinden ayrılmayacak şekilde irtibatlı olduğunu görmüştür. Çünkü bu, alem için zati bir niteliktir. Hak bu irtibatta aleme tecelli eder. Bu tecelliden ise onun vasıtasıyla vacip yani zorunlu olduğunu öğrenir. Ayrıca matlubu için bu rütbenin sadece kendisiyle sabit olduğunu da öğrenir. Kul bu rütbenin sırrıdır. Sır yok olsaydı Rab'lik de ortadan kalkardı. Kul her şeyde kendi yanındaymış gibi onu görür, her şeyin onunla ilişkisinin kendisinin onunla ilişkisi gibi olduğunu da görür. Bu durumda onun için uzlet etmek mümkün olmaz.'' Bunun üzerine kul onun nurunun örneği içinde lamba bulunan kandildir. Ayetinin içerdiği edebiyle edeplenir. Yani Allah'ın nurunun niteliği bir aynanın niteliği gibidir. Burada güneşin demedi. Çünkü güneşin ışığına yardımın nereden geldiği gezidir. Yağın ve zeytinin aydınlığını sürmesi için yardım ettiği lambada ise gizli değildir. Lambanın ışığı ağaç kaynaklı yağın yardımıyla sürer. Bütün yönlerin onunla ilişmesi bütün yönlerin onunla ilişkisi ise tek bir ilişkidir ve o belirli bir yönle sınırlanmaktan münezzehtir. Bu durum ne doğudadır ne batıda ayetiyle dile getirilir. Bu yardım izzet, büyüklük ve celal bulutunun ardından ortaya çıkan tecellilerinin nurudur. Bu perdelerden ortaya çıkan nur göklerin ve yerin nurudur. Bunun örneği ise lambadır. Yağdaki ışık bilinir fakat görülmez. Lambanın ışığı ise onun eseridir ve kendisini gösterir. Gerçekte yağdaki ışık, ışık değil, ışığın varlığı ve sürekliliğinin sebebidir. Batının yorumda ise bilgi ışığı nefsten cehalet karanlığını kovar. Nefsin zatı aydınlanınca kendisinde ve yaratılmış her bir şeyin yaratılışında Rabbi ile irtibatını görür. Öyleyse nefs kimden uzet ettiğini görmemiştir. Allah bu ışığı bir kandile ve fanusa koydu. Bunun nedeni havanın baskın gelip onu söndürme korkusudur. Kulun kandili ve fanusu ise zahiri ve batini varlığıdır. Bu iki koruyucu gece ve gündüz bıkmadan Allah'ın övgüsünü tesbih edenlerdendir. Bunlar Allah'ın önünde yaptıklarını inkar ettiğinde yönetici nefse karşı tanıklık eden adil tanıklardır. Allah şöyle buyurur. Kulakları ve gözleri aleyhlerine tanıklık eder. Bunlar batini varlıktandır. Derileri de tanıklık eder. Bunlar ise dış varlıktandır. Öyleyse hakka karşı çıkmaya niyetlenen her şahsın zahir ve batın yaratılışı ona Ey hükümdar yapma, senin helak sebebin olmamıza yol açma. Çünkü Allah bizden tanıklık istediğinde tanıklık edeceğiz derler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yapıp uyrada bulunduğunda ve kavmini cennetle müjdeleyip cehennemle korkuttuğunda onlara şöyle demişti. Beni size soracaklar ne diyeceksiniz? Onlar da tebliğini yaptığına, nasihat ettiğine ve vazifeni yerine getirdiğine tanıklık edeceğiz demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol demiştir. Hud peygamber müşrik ormanlarına rağmen kavmine şöyle demiştir. Benim sizin taptıklarınızdan uzak kaldığıma tanıklık ediniz. Böylece kendilerine mutlaka sorulacağını bildiği için onlardan tanıklık, tanıklık istemiştir. İnsan organları da şöyle der. Ey hükümdar olan düşünen nefs. Ey hükümdar olan düşünen nefs. Biz senin sürünüz. Hareketimiz size bağlıdır. Sen de bizi aleyhine değil, lehine olan işlerde kullan. Perdeli bundan habersizdir ve kendisini sağlaştıran arzu gücünün şiddetiyle duymamaktadır. Allah bizi organlarının tanıklıklarını duymazdan önce övdüğünü duyanlardan etsin.'' O velidir, kerimdir ve büyük ihsan sahibidir. Amin.